Evet, güzel insanlar, kanalımıza hoş geldiniz. Çeşitli videolarımızda da söylediğimiz gibi gene bir eser tanıtımı yapacağız. Bu eserin de gerçekten hani güzel bir eser olduğunu defalarca söyleyeceğiz. Nedenine gelecek olursak sizin gene aynı şekilde tarihi gelişimimiz açısından ve kişisel gelişimimizin açısından çok önemli bir eser olduğunu düşünüyorum. Gene kendimin okuduğu muazzam bir eserden söz edeceğiz. Evet. Şimdi bu eser öncelikle bir size göstereyim ben kapağını. Eserimiz bu arkadaşlar. Sarıkamış, Beyaz Hüzün, Roman. İsmail Bilgin'in kitabı. 42. baskı. Eserimiz bu. Şimdi bu eserden biraz bahsedelim. Bu eser neyi anlatıyor? Nasıl içerikler giriyor. Onlardan bahsedelim. Şimdi yukarıda da gördüğünüz gibi Sarıkamış yani Beyaz Hüzün yani Çanakkale'yi anlatıyor. Çanakkale'de yaşanan zorlukları, Çanakkale Savaşı'nı anlatıyor. Daha birçok hayat hikayesi anlatıyor. Çanakkale'nin yanı sıra hayat hikayesinden bahsediliyor. Birçok sizin hani gözlerinizi yaşartacak şurada gördüğünüz kitabın başında gördüğünüz dağlarda da geçen güzel yolculuklardan bahsediyor. Yani güzel yolculuklar. Bu dağlar Sarıkamış'ın dağları. Bu Sarıkamış'ın dağlarında geçen çok hüzünlü, çok zor bir hayat hikayesi. Bazı kişilerin öldüğü, bazı kişilerin yoluna devam ettiği. Sarıkamış'tan Erzurum'a kadar, askerlerin yiyecek taşıdığını, efendime söyleyeyim, aç ve susuz bir şekilde gecelerde dahil buz gibi havada yolculuk yapıldığını, hayat mücadelesi verildiğini, bir takım çeşitli ve benzeri şeylerden bahsediliyor. O yüzden hani tarihi gelişiminiz açısından güzel bir kitap. Derler ya işte yani şu kitabı okudum işte ders çıkardım hayatıma dair. İşte ben de hani artık hayatımda ona göre davranacağım. Ona göre işte kendimi düzelteceğim, kendimi geliştireceğim. Tam öyle bir kitap. Gerçekten hani haz almasını bilene efsane bir kitap. Kendim tabii ki okudum bu kitabı da. Çeşitli savaşlar anlatılıyor. Nene Hatun'dan bahsediliyor. Kitabın içerisindeki kahramanlara gelecek olursak. Faik Çavuş var. Bu askerlerin artık çavuşu. Ondan sonra Ziver diye bir karakter var. Hapishanede yaşıyor daha. Önce hapishanede kalıyor. Sonra işte hapishaneden çıkıyor. Dağlara tırmanıyor. Yani dağ hayatına, askeri hayatına adım atıyor. Sonra Faik Çavuş yani komutana diyor ki işte keşke hapishanede kalsaydım diye espri yapıyor. Yani İkisinin zaten hani çok iyi bir dostluğu, çok iyi bir arkadaşlığı var. Tıpkı bu dağlarda gördüğünüz gibi yani bu dağlarda geçen bir yaşam mücadelesi veriyorlar. Çoğu asker pes ediyor. Bazı askerler pes ediyor dedim yani çok yıpranıyor, çok yoruluyor. Türk askeri zaten asla pes etmez. Onu söyleyelim. Vefat edenler oluyor tabii. Bazı vefat edenler hani bırakmak zorunda kalıyorlar dağlarda. Çünkü zaman kısıtlı oluyor. Dağlarda tabi dağ yolculuğu bitmiyor bunlar açısından. Dağlarda işte Faik Çavuş önderliğinde bir sürü asker yani tırmanıyor. Dağları aşmaya çalışıyor. Neden? Sarıkamış'a varmak için. Mesela Erzurum'dan çıkıyorlar. Sarıkamış'a varmak için. Erzurum halkı için tabii ki dağdaşlar için diyelim biz. Çok güzel sözler söyleniyor. İşte sözlerine duran adam gibi adamlar olan namuslu, haysiyetli insanlar olduklarından bahsediyor bu kitap. Erzurumlu kardeşlerimiz için. Onun açısından da çok özel bir kitap olduğunu düşünüyorum. Bunlar şimdi hani Sarıkamış bu dağlar, Sarıkamış'ın dağları. Arkasında zaten Erzurumlu dağları var. Kitabın anlatımına göre söylüyorum. Daha sonra Faik Çavuş ve Ziver önderliğinde askerler dağlara tırmanıyorlar. Daha sonra orada
Yani bir köy aramaya başlıyorlar. Yani köy göründüğü zaman yani resmen zafer bayraklarını açıyorlar. Yani çok sevinçli oluyorlar, çok seviniyorlar. Böyle bir durum oluyor bunlarda. Sonra köylerden çeşitli yiyecek istiyorlar. Efendime söyleyeyim. Hatta Erzurum'un bir köyüne geliyorlar. Bir ara Erzurum'un bir köyüne geliyorlar. Nene Hatun dediğimiz kahraman kişi. Bilenlerimiz bilir. Nene Hatunlar, Şerife Bacılar. Bunlar bizim Çanakkale'deki kadın kahramanlarımız. Tam da bunun hikayesini anlatıyor aslında kitap. Bir gün askerler köy meydanına geliyor. Köy meydanında anons yapılıyor işte. Yani ne kadar at varsa getirin. Tabii köylü yani bir nevi bu şeyi yani şey yapıyor. Kabul etmiyor. Neden kabul etmiyor? Hani zaten herkes atını vermiş. İşte eşyalarını, yiyeceklerini vermiş. Şimdi askerler hani daha da isteyince köylüler biraz geri adım atıyor gibi oluyor ilk başta. Ama askerler diyor ki ya biz bir savaş halindeyiz. Yani dağlarımızı, ülkemizi işte hani şehrimizi düşmanlardan koruyoruz falan filan diye bir anons yapılıyor. Artık son bir kez daha birlik olma zamanı diyorlar. Son bir kez daha birlik olma zamanı diyorlar. Anostan o yapılan büyük anostan. Son bir kez daha işte hep beraber olalım diyorlar. Haydi diyorlar. Son bir kez daha diyorlar köylülere. Atlarınızı, yiyeceklerinizi hepsini yani getirebildiğiniz hepsini değil de yani getirebildiğiniz kadar getirin. Askere verin diyorlar. Çünkü bu asker sizin için savaşıyor diyorlar. Dolayısıyla köylü de tabi bu anons duyunca vatan deyince de zaten hani bütün akan sular durur biliyorsunuz. Köylüler de işte ondan sebebiyet en büyük ondan sebebiyet ne var ne yok getiriyorlar. Sonra bir asker görüyor. Yani askerler köy meydanında bekliyorlar. Herkesin bu yani bir şey yapmak için buluştuğu meydanda bekliyorlar. Herkes ne varsa getirecek, oraya koyacak, gidecek köylüler. Askerler de onları alacak, savaşta götürecek. İşte savaşta yiyeceği yiyecek veya at getiren olduysa ata binecek, gidecek. Yani kolay askere kolaylık olacak. Bir asker yerden bir nenenin geldiğini görüyor. Nene de böyle hani yaşlı bir nene. Yani beli eğilmiş yaşlı bir nene. Ama kalbi de bir o kadar vatan aşkıyla çarpan bir nene. Neyse nene yavaş yavaş geliyor. Sırtında çuvalla yükle. Çuvalla yükle yavaş yavaş geliyor nene. Neyse geldiğinde yaklaşıyor. Asker diyor ki nene diyor niye zahmet ettin diyor. Biz gelirdik alırdık diyor. Öyle bir şey söylüyor. O da diyor ki nene de diyor ki ya ne demek diyorlar. Hani siz bizim için savaşıyorsunuz. Gece demeden, gündüz demeden. Size yiyeceklerimiz feda olsun. Bazıları da diyor ki atlarımız feda olsun diyor. Yiyeceklerimiz feda olsun diyorlar. Nene de askerden şey bu nene yani zaten hani bu meşhur nene. Çanakkale'de. Ki Nene Hatun dedikleri kişi bu aslında yani Nene Hatun diye hepimizin bildiği kişi bu. Bu hikaye buradan geliyor zaten. Onu unutmayalım. Neyse Nene Hatun dedik ya Nene Hatunlar Şerife Bacılar. Nene Hatun diyor ki askere yaşlı Nene Hatun. Evladım diyor. Ben de diyor sizinle beraber diyor cepheye gelmek istiyorum. Düşünebiliyor musunuz? Adam hani Nene Hatun yani düzgün bir şekilde yürüyemiyor bile. Yani yaş o kadar yaşlı ki yani beli bükülmüş hani o kadar yaşlı ki ama kalbinde bir o kadar dan fazla vatandaşlık olduğu için diyor ki evladım diyor beni de cepheye götürün diyor. Ben de düşmana diyor çarpışmak istiyorum diyor. Ben de savaşmaya gelmek istiyorum diyor. Tabi askerler bunu kabul etmiyor. Yani Nene oğlum mu? Sen evine geç dinlen biz senin için İki fazla, beş fazla savaşırız. Mücadelemiz ederiz diyorlar. Daha sonra işte Nene Hatun ısrar ediyor. Yani hemen tamam hadi gideyim demiyor. Israr ediyor. Yok olmaz illa geleceğim. Nene Hatun kafaya koymuş. Falan filan diyor işte. Sonra asker onu bir şekilde gönlü yapıyor. Yok neneciğim sana işte söz veriyorum işte daha çok savaşacağız. İşte daha iyi yerlere geleceğiz. İnşallah
Yani yurdumuz düşman işgalinden kurtulacak diyor. Ve Nene, yani Nene Hatun'u bir şekilde ikna ediyor ve evine dönmesini sağlıyor. Nene Hatun evine gidiyor. Yani asker, yani şu ruhu görebiliyor musunuz yani? Bu kitabı işte ben bu yüzden okuyun diyorum. Bu kitabı okuduğunuzda da hayatınızda bence çok şeyler değişecek. Manevi anlamda çok şeyler değişecek. Mesela bir olaya iki pencereden bakabiliyorsanız bu kitabı okuyup bitirdiğiniz zaman tabii anlayarak 5-6 pencereden bakmanızı sağlayacak. Tabii 5-6 pencereden baktığınız zaman da kendinizi zaten hani bambaşka bir seviyeye koymuş olacaksınız. Ondan sonra işte köylüler, yani köy meydanına erzakları, bazı kişiler atlarını getiriyor. Asker yeniden yola koyuluyor bundan sonra. Bir de peksimet. Peksimeti biliyorsunuz. Şu ufak. Bol bol askerler hani peksimet tüketiyor. Şimdi gerçi hani günümüzde kimse yemek beğenmiyor. Herkes yemek seçiyor. Yemekleri çöp atan kişiler de var. Ama askerler peksimet yiyor. Yani 7-24 adamlar peksimet yiyor. Hatta peksimet için yani kavga edenler bile oluyormuş yani askerler arasında. Bir peksimet için ya. Biz o kadar hani yemek buluyoruz burada. Yemekler çöpe gidiyor. Tabi burası da işin ayrı bir boyutu. Maalesef ki. Bunu da üzülerek söylüyoruz. Bu dağların arasında, bu gördüğünüz dağların arasında, bu gördüğünüz dağların arasında çok savaş veriliyor. Çok emek harcanıyor. Çok emek harcanıyor arkadaşlar. Yani bildiğiniz gibi değil. Herkes çok emek harcıyor bu dağların arasında. Atlar, kervanlarla gidiyorlar işte. Soğuktan ölenler oluyor. Efendime söyleyeyim yani işte hayatından bezmiş olanlar oluyor. Soğuktan ölenler oluyor. Yani daha neler neler. Bir gün giderken dağın tepesinde şuralarda giderken köye gidiyorlar. Yani köye gidiyorlar. Abi bunları bir ağırlıyorlar. Köylüler bunları bir ağırlıyor işte. Sıcacık sobalar. Efendime söyleyeyim sıcacık yemekler. O askerler orada bir dinleniyor. Ertesi gün hadi gene yola. Saat 5'te kalkıyorlar yola. Çünkü neden? Yol uzun. Yani daha Sarıkamış'a varmıyorlar. Sarıkamış'a varmak için yani gerçekten çok zor bir şekilde mücadele ediyorlar. Yani düşünsenize yani başka bir şehirden resmen başka bir şehre yani daha uzak bir şehire dağlardan yürüyerek gidiyorsunuz. Üstelik yani buz gibi havada don olan bir havada hani Türkiye'nin hani en soğuk iklim tiplerinin olduğu bir şehre doğru yolculuk yapıyorsunuz. Resmen hani buz dağında yürüyorsunuz yani. Yani donuyorsunuz böyle. Öyle söyleyeyim ben size. O yolculuk mesela 5 gün sürecekse 50 gün sürer. O kadar zorlar sizi. Yani normal bir havada 5 adım atarsınız, o havada bir adım atarsınız. Yani o derece zorlu hayat mücadelesi var kitapta. Zorlu hayat mücadelesi var. Ona o anlatılıyor. Özellikle bu yüzden zaten okumanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Videomuzun sonuna geldik. Destek olmayı unutmayın. Hepiniz kalın sağlıcakla.